böyle kendini utanarak yayında söyleyemiyorsun. Bana göre şimdi senin erkekliğin ya da delikanlılığın sorgulanmalı. Eğitme. Yılmaz ne oldu en son anne, anlatsana. Bunlar... Çıktı çıktı. Peki ne yaptı? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı ünlü oyuncu Uğur Güneş'le devam edeceğiz. Hatırlıyor musunuz? Bununla ilgili bir haber yapmıştık. Demiştik ki Uğur Güneş tanımıyormuş, prim yaptırmayın diyormuş. Kimdi? Reyhan Göksu ile ilgili. Reyhan Cansu ile ilgili. Aşk yaşadığı ile ilgili haber. Tanımıyorum dedi ama. Reyhan Cansu sonra fotoğraf koydu. Fotoğraflar. Sonra Reyhan Cansu şimdi dava açıyor. Açar. Haber izleyelim. Ünlü oyuncu Uğur Güneş ve şarkıcı Reyhan Cansu aşk yaşadı mı? Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı aşk iddialarını yalanlamıştı. Yalan haber onlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Olanlar oldu. Şimdi de Reyhan Cansu ünlü oyuncuya dava açtı. Peki ama neden? Şok etkisi yaratan davanın detaylarında neler var? Diriliş Ertuğrul'la yıldızı parlayan, ardından bir başka rekortman dizi, Bir Zamanlar Çukurova'yla ününe ün katan Uğur Güneş. Önce rol arkadaşı Hilal Altınbilek'le aşk yaşadıkları iddiaları gündeme gelmişti. Ancak güzel oyuncudan yalanlama gecikmemişti. Ancak geçtiğimiz ayın ortalarından bir haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Teknik direktör Levent Eriş'ten 2014 yılında olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Reyhan Cansu ve ünlü oyuncu Uğur Güneş aşk yaşıyor mu? Gözler doğal olarak Uğur Güneş'e çevrilmişti. Zira iddiaya göre Reyhan Cansu ve Uğur Güneş 2 yıl önce bir birliktelik yaşamış. Ancak ünlü oyuncunun başka bir kadınla görüntülenmesi üzerine ilişki sonlanmıştı. Derken kişi de hızlı yükselişini devam ettiren ve Uğur Güneş'in de rol aldığı Naim filmi görücüye çıkmıştı. Naim filminin galasından ünlü oyuncu kameralar karşısındaydı ve doğal olarak ortaya atılan aşk iddiaları sorulmuştu. Ama Reyhan Hanım'la bir aşk yaşadığınız iddiaları var. Yok, öyle prim yaptırmayalım o insanlara. Prim yaptırmayalım o insanlara. Öyle yalan haber onlar. Ha. Öyle bir şey yok. Mesela yaş olarak da... Öyle bir şey yok. Yani prim yapmak isteyen insanlar öyle bir şey yok. Prim yapmak isteyen insanlar öyle bir şey yok. Prim yapmak isteyen insanlar! Uğur Güneş'ten çok sert bir yalanlama gelmişti. Ancak gelin görün ki bu yalanlamaya rağmen sular durulmamıştı. Uğur Güneş'in prim yapmak isteyen insan olarak nitelendirdiği Reyhan Cansu yaşananlar hakkında çok sert konuşmuştu. Alışveriş sırasında görüntülenen Reyhan Cansu Uğur Güneş hakkında ağzına geleni söylemişti. Ayrılık sonrası sessizliğimi korudum. Ancak Uğur Bey kameralara karşısına çıkıp o kişilere prim vermeyin dedi. Çirkin bir üslupla konuşması kadına bakış açısını göstermiş oldu. Geçmişte yaşadık ve bitti. Beni aldatan biriyle hiçbir şey yokmuş gibi devam edemezdim. Sanırım bunu hazmedemiyor. Benim tek yorumum dublörlerimle mutlu olmaya devam etsin. Oldu ve ayrıldı. Bu zehir zemberek lafların ardından Reyhan Cansu resmen bombanın fitilini ateşledi. Reyhan Cansu bir kadının duygularını yok sayan ve prim yapmak isteyen insan diyerek küçük düşürücü konuşan Uğur Güneş'e kadınlık gururu kırıldığı için 1 TL'lik tazminat davası açtı. Bakalım Uğur Güneş şimdi ne diyecek? Bu hayatta en sevdiğim laf benim üzerimden prim yapma. Onun altından prim yapma, onun üstünden prim yapma. Kim kimin üzerinden prim yapıyor bilmiyorum ama şu anda karşımızda bir dava var. Yani gerçekten trajikomik bir durum ya. Benim sevgilim değil dedi adam. O onun ayıbı. Reyhan da kalktı, buna dava mı açtı şimdi? Kadınlık gururum kırıldı diyor. Benim üzerimden prim yaptı diyor. Karşı taraf. Sence bu lafa mı kırıldı yoksa sevgili olup olmadığını kabul etmediği için mi kırılmış olmalı? Ya çok garip değil mi? Yani eğer bir şey yaşıyorsan utanmayacaksın. Söyleyeceksin. Tabii canım. Eğer utanıyorsan da yaşama. Zaten bak bir şey söyleyeyim mi? Bu beyefendinin durumu yaşadığı ilişkinin arkasında duramadı. Yani kıza sahip çık, gel onunla evlen, nikahını al demiyorum. Sen ilişkiye sahip çıkmadın. Peki şöyle deseydi. Yaşadın demedin yani bunu çıkıp delikanlı gibi. Bir ara deseydi, bir ara evet yaşadık bitti deseydi. Şu an var ya asla konuşulmuyordu. Şu evet ya. Üzerine yapıştı. Bak Reyhan Cansu'nun üzerine Uğur Güneş yapıştı. Uğur Güneş'in üzerine Reyhan Cansu yapıştı. Hayatları boyunca karşılarına çıkacaklar. Yani günlerin. Şöyle mi diyorsunuz? Yani siz Reyhan Hanım, beyefendinin adını neydi? Uğur Güneş. Ha Uğur Bey, siz şimdi bu Reyhan Hanım'ın dış görüntüsünü kendinize yakıştırmıyorsunuz. Arkadaşlarınız sizinle dalga geçer. Ya ne işin vardı Reyhan'la der diye. Ya benim böyle bir insana ne işim olur, prim vermeyin diyorsunuz. Reyhan çat diye fotoğrafı koyuyor gözümüzün önüne. Belli ki bir işin olmuş. Kadına zamanında söylediğin şeyleri kendini utanarak yayında söyleyemiyorsun. Bana göre şimdi senin erkekliğin ya da delikanlılığın sorgulanmalı. Eğitme. Kalkıp ben bunu yaşamadım bir kadına bunu söyleyemezsin sen bir kere. Kim bilir ya, Reyhan'ın yerinde olsam
Yemin ederim yazışmaları çıkartırım. Aa, yazışmaları kesin çıkartırdım ben. Kesin çıkartırım. Siz o kadınları tavlama kelimesi. Siz o kadınları tavlamak için altından giriyorsunuz, işin üstünden çıkıyorsunuz. Taklalar atıyorsunuz. 100 tane takla atıyorsunuz. Kapıda yatıyorsunuz. Sonrasında böyle insanlara prim vermeyelim. Yapma ya. Ha senin daha nasıl bir ismin var ki prim vereceksin? Senin nasıl bir ismin var yani? Prim verecek ismi var sanki. Sanki Çağatay Ulusoy'la çıkmış Reyhan. Öyle değil ama bir zamanlar Çukurova çok izleniyor. Deme öyle. Bir zamanlar Çukurova'da oynayan bıyıklı annem adam. Annem izliyor. Annem her dakika, annem her çarşamba geçiyor. Bir dakika, ben Nurhan teyzeye... Anneme sor. Uğur Güneş kim? Uğur Güneş kim diyeceğim. Allah aşkına canlı. Annen şu an bizi izliyor mu? İnşallah izlemiyordur. Bilmiyorum ama bir şey söyleyeceğim. Uğur Güneş'i isim olarak ben de bilmiyordum ama dizi bir... Anladın mı yani? Şimdi ben burada Çukurova izleyicisini arayıp anneni verir misin? Çukurova izleyicisini arayacağım, diyeceğim ki çok iyi bir zamanlar Çukurova izleyicisiymişsiniz. Evet. Uğur Güneş tanıyor musunuz Nurhan teyzeciğim? Bakalım bana ne diyecek? Hayır, şey diyelim. Uğur Güneş hangi karakter? Ver. Dur. Ama o da şimdi hiç müsait dur, olmuyor ki. Benim üzerinden prim yapmayın, prim yapmayın. Alışmışlar prime, ver bakalım. Annem açmıyor. Açsın lütfen. Lütfen anne, açar mısın? Ay, izliyor. İzliyor mu? Ya sen tanıyor muydun Nurhan teyzeciğim bu adamı? Çukurova'dan tanıyorum. Ama ismini bilir misin? Uğur Güneş desem sana sokakta? Bilmem. Bilmezsin. Çukurova'da gördün yani. Evet, Çukurova'nın Yılmaz'ı. Yılmaz'ı. Tamam. Yerim seni. Peki tamam. Yılmaz ne oldu en son anne? Anlatsana. Bunlar Yılmaz barıştı devam mı dizide? Devam. Ay, barıştılar mı? Versene bana, şey soracağım ben. En son kaçırdım çünkü. Kaçırmış bak, Ece de kaçırmış. Sağ ol, nereye yaptın? Anne ne oldu? Yılmaz'la ne oldu? Bunlar barıştı mı? Çukurova çok güzel oldu. Her şey ortaya çıktı. Ne? Peki o hayır, kadının çocuğu Yılmaz'dan oldu. Ortaya çıktı mı? Çıktı. Allah, peki ne yaptı? Yılmaz ne yaptı? Hayır, bir şey yok. Çıktı ve dizi bitti. Bugün cuma günü. Ha Cun, şimdi yeni. Yani bugün. Hayır, bugün yayınlanacak. Peki bir şey söyleyeceğim. Evlendiği adamla devam ediyor mu kız çocuk bu Yılmaz'dan? İşte ne olacağı belli değil. Daha dur sen de, Allah Allah. En heyecanlı yeri. Tamam anne, teşekkür ediyorum. Gelişmeleri alacağız senden. Çok teşekkür tamam, ediyoruz. Bay bay. Gördüğünüz gibi bir diziyle hayatımıza girip sadece o dizinin karakteri olarak hayatımıza devam ediyorsunuz. Yılmaz. Mesela Uğur Güneş çıkıyor. Ben yaşadığın ilişkiye sahip çıkacaksın. Bak kız nasıl çıkarttı fotoğrafları çat çat. Peki şimdi yazışmaları bekliyoruz. Buradan vallahi seslensene. Reyhan yapar. Ben yerinde olsam yaparım. Ama şimdi 1 liralık dava açtığına göre davada diyecekler ki alakanız olduğunu bize ispatlayın kardeşim. Belli ki ya, bir de bir şey diyeceğim. Alakasının olduğunu bir kadın niye ispatlamak zorunda ya? Ya belli ki bir kadın deli midir, niye yaşamadım desin bir adamla bir şey yaşamadıysa. Peki son bir şey söyleyeceğim. Reyhan'ı gaza getirmek için şu neydi, Yılmaz'ı, Uğur Güneş'in röportajını bir kere daha yayınlayabilir miyiz? Prim. Yönetmenim. Prim olayını. Şimdi Reyhan gaza gelip yayın esnasında yazışma koyarsa hemen biz de koyalım yayında. Dur bakalım Reyhan. Evet. Çok fazla magazinde yer almıyorsunuz ama Reyhan Hanım'la bir aşk yaşadığınız iddia. Yok, öyle prim yaptırmayalım o insanlara. Öyle yalan haber onlar. Yani, öyle bir şey yok. Mesela yaş olarak da... Öyle bir şey yok. Yani, prim yapmak isteyen insanlar öyle bir şey yok. Yani hiçbir bağlantı, görüşmeniz... Yok, teşekkür ederim. Reyhan Cansu'dan bir atak bekliyoruz diyoruz. Yeni habere geçiyoruz. Hadi geçelim. Evet, prim vermeyelim. Magazin gündemini belirleyen Söylemezsem Olmaz'ın YouTube kanalına abone olun. En yeni, en çarpıcı magazin haberlerini ve yorumlarını ister başa dönerek, ister tekrar tekrar izleyin. Gündemi kaçırmayın.